Evet şimdi kum saatini gördük. Saatin tiktakları zamanın taktikleri diyoruz ya efendim. Hayat zamanıyla kaim. Sırada bir grafiğimiz var. Şimdi bu mesele önemli. Neden önemli? Çünkü bu seçmen meselesi, yeni nesil seçmen meselesi epeydir aslında derinden derine akademik çevrelerde belli bir çevrede oda. Geçmişte siyasi mazisi de olan CHP'de siyaset yapmış. Mevcut CHP yönetimiyle Pek yıldızı barışmamış Zeki Çetin, Sayın Zeki Çetin'in akademik bir araştırması vardı. 2019'da yapmıştı. Arel Üniversitesi'nde Y kuşağının politik pazarı diye. Sonra Z kuşağı ile ilgili bu çalışmalara devam etti. Ve geldiğimiz aradan geçen 4 yılda 14 Mayıs'ta da artık seçim olacak. 2023 seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, genel seçim, meclis seçimleri çok önemli. Dolayısıyla bütün partilerin bu yeni nesil oylarının peşinde olduğunu zaten görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gittiği her şehirde gençlerle buluşmalar önemli, kadınlarla buluşmaları da önemli bunlar yayınlanıyor, izliyorsunuz. Keza muhalefette de Millet İttifakı'nda da gençlere yönelik bir oy talepkarlığı söz konusu siyasi olarak bunu izleyebiliyoruz. Şimdi Y kuşağı derken tabii 82 bin arası doğumluları kastediyoruz. Bunların artık hepsi geçmişte tamamı değildi. Hepsi artık tabii ki seçmen. Z kuşağının da tamamı değildi. 2000-2020 arası doğanlar artık onlar da yeni seçmen olmuş durumda ve onların tercihleri önemli. Totalde 6,5 milyona tekabül ediyor. 1980-2000 arası doğan Y kuşağı bizim kuşakla X kuşağıyla teknolojinin içine doğmuş. Z kuşağı arasında biraz da sıkışan açıkçası Y kuşağı. toplamda Türkiye nüfusunun takribi 30'una tekabül ediyor. Az bir oran değil. Seçmen olarak da tabii çok ciddi bir orana tekabül ediyor. Bundan önce oy kullandılar. Bundan sonra da kullanacaklar ve onların tercihleri de önemli. Tıpkı Z kuşağının tercihleri gibi. Şimdi e, kuşakları böyle ayırmak, belli kalıba sokmak biraz e, kartezyen mantık öyle diyelim. Böyle siyahla beyaz ayrımı gibi net ayrımları gözler önüne seren biraz soğuk bir bakış açısı gibi durabilir. Tabii ki nesiller arasında fark var. Geçmişte de bunu hep konuşurduk. Bizden önceki nesiller bizim farklı olduğumuzu dile getirirlerdi ama emin olun uçurum bu kadar değildi. Teknolojinin içine doğmuş olma faktörü, ailelerin evlatları üzerindeki tabii ki çok ciddi bir etki söz konusu olmak da durumunda ama o etkinin teknoloji bağlamında biraz azalmış olmasının verdiği sosyolojik ortamın da etkisiyle gençleri tabii ki bir kalıba. E, dahil etmek, belli bir kalıba sokmak mümkün değil veya her memleketin iyisi kötüsü olabildiği gibi her e, kuşağın iyisi kötüsü de var elbette ama zannediyorum yavaş yavaş daha iyi anlaşmaya başladı eski kuşaklarla. Bizim kuşak ve eskisinden başlayarak Y ve Z kuşağı arasındaki uçurumlar kısmen son dönemde kapanmaya başladı. Zaten bunların çoğu teknolojiyle alakalıydı. Onları biraz anlamak lazım. E, sosyolojik taleplerini, demografik yapılarını ve Siyasal taleplerini de tabi bilmek lazım. Çok da politize olmamak lazım geldiğini ben onlara hep söylüyorum. Hayatta başka alanlarda başarı sağlamanın pek çok yolu var. İlle de politik olmak gerekmez. Yakın geçmişe kadar Y kuşağına bugün deniyordu, Z kuşağına yarın deniyordu. Artık 2020 sonrası doğan işte alfa kuşağı deniyor. Orada da Yunan alfabesinin niye ilk harfi hemen dayatıldı ayrı mesele. İsimlendirme meselesi, terminoloji meselesi önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan işte son yeni nesil seçmene teknifüs kuşağı denilmesini öneriyor. Böyle bir harf sıralaması var ama e, Y'den sonra artık Z de bugünü temsil ediyor. Alfalar, alfa kuşağı adı verilen yeni kuşak e, bundan sonrası için yarını temsil ediyor. Vaziyette olacak Mustafa